Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini yine sizler için değerlendireceğiz. Birkaç keredir sesle ilgili sorun var deniliyordu. Bu videoda umarım bu sorun giderilir. Abi kıyıp araya al bir kulaklık diyordunuz. Gerçekten yani aldım. İyisini de almaya çalıştım imkanlarım ölçüsünde. İnşallah bu videodan ses olarak bir sorun çıkmadan her şey yolunda. Bundan sonra daha güzel içeriklerle yine karşınızda oluruz diyeyim. Gösterdiğiniz ilgi için, alaka için, sevgi için minnettarım. Çok sağ olun, var olun. Gerçekten büyük bir gurur benim için. Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor ama transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok takım belki içeride odaklı gidiyor. İşte antrenmanlarıyla veya teknik adamlarının yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Ama Trabzonspor daha farklı bir gündemle, transfer gündemiyle şu anda en çok konuşulan takımlardan bir tanesi ve gündeminde olan isimler de oyuncu bazlı olarak şu an için lige geldiklerinde renk katabilecek, fark yaratabilecek isimler. Ha, bunların hangileri olur, kaç tanesi olur onu bilmiyorum ama çok fazla yorum geliyordu. Özellikle transfer bütçesiyle alakalı olarak buna da bir cevap vermek istedim. Bugün haberini de yapmıştım yine Sabah gazetesinde ve haber şu. Trabzonspor'un şu anda oyuncu bütçesi 23 milyon avro civarında ve şampiyonluk için yönetim kurulu kendi içerisinde bir değerlendirme yaptı. Şampiyonluk için kadro seviyesinin 25-30 milyon euro seviyeleri arasında olması gerektiğine kanaat getirdi. Burayla ilgili ne kadar yukarı çıkabiliriz, ne kadar aşağıda istediğimiz transferleri yapabiliriz diye bir değerlendirme yaptı yönetim kurulu ve 5 milyon avroya yakın bir bütçe belirledi. Bunun yukarısı olur, aşağısı olur ama ortalama bütçe bu seviyede olacak. Burada ödenecek bonservis bedelleri, maaşlar bunun içerisinde yer alacak. Burası önemli bir detay. Bunu söyleyelim. Ama bu bütçe artabilir mi? Artabilir tabii ki. Takımda çok yüksek maaş alan ve beklentileri karşılamayan bazı isimler var. Bu isimlerle eğer yollar ayrılırsa veya kiralık olarak gönderilirseler orada bir açıklık doğacağı için bu rakam dolayısıyla harcama limiti olarak geri dönecektir. Ve Trabzonspor buna göre transfer politikasını önemli ölçüde yeniden revize edebilir. Şu an gündemdeki isimlere bakıldığında bu rakamların 5 milyon avronun çok kolay bir şekilde dolabileceğini söyleyelim. İşte Christian Teo şu anda en çok gündemde olan isim, en çok istenen isim. Hani bunu geçen seneden hatırlarsınız hep söylüyorduk. Abdullah Avcı'nın en çok istediği isim Cornelius diye. Bu sezon içinde yine sezon başında da vardı ama devre arası içinde en çok istenen ismin özellikle Christian Tey olduğunu söyleyelim. Burayla ilgili yetkilendirilen menajer önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen İspanya'ya gidecek. Orada transferi sonuçlandırmaya çalışacak ama bugün bizim haberimizden sonra ya bunu yanlış anlamayın. Övünmek için demedim sakın yanlış anlamayın. İspanyol basınında da bazı haberler çıktı. Orada da İspanyol gazeteleri şu ifadeyi kullandı. İşte Real Betis sezon sonunda oyuncu serbest kalacağı için şu an için gelecek teklifleri değerlendirme düşüncesinde ve 1,5-2 milyon avro seviyelerinde bu transferin bitebileceğini İspanyol basını yazdı. Orayla ilgili önümüzdeki günlerde muhtemelen haber sayısı daha da çok artacaktır. Çünkü Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Abdullah Avcı kendi oyun planında Christian Teo'nun çok ciddi katkı vereceğine inanıyor. Ofansif olarak hem iki kanatta da oynayabilen, hücum bölgesinde zenginlik yaratan ama defansif katkısıyla da ön plana çıkan mücadele yönü yüksek bir oyuncu. 30 yaşında oldukça tecrübeli bir isim. Kariyerinde önemli kulüplerde oynamış. Ama şu an itibariyle Real Betis'te istediği süreyi almakta biraz sorun yaşıyor. Ama sadece Christian Teo mu o bölge için düşünülen isim dersek yanılmış oluruz. Zaten önceki videomda söylemiştim. Trabzonspor bence iki kanat transferi yapacak. Biri direkt nokta transfer olacak. Diğeri rekabet yaratabilecek isimlerden bir tanesi olacak. İngiliz basında Yarmolenko'nun ismi çıktı son dönemde. Yarmolenko yine Trabzonspor'la yazılmaya başladı. Edin Visca'nın ismi çok fazla çıkıyor ama tekrar parantez açayım. Yönetim kurulu çok net bir şekilde şu an için bir görüşme olmadığını dile getiriyor. Başakşehir cephesi de aynı şeyi söylüyor. Onun dışında o bölge için o kadar fazla isim var ki Carlos Valle'de bunlardan bir tanesi. Bakalım onun transferiyle ilgili nasıl bir süreç işleyecek. Çünkü Aralık ayında sözleşmesi sona eriyor.
ve sözleşmesi sona erdikten sonra çok yüksek transfer teklifleri alabilecek bir oyuncu. Bu arada şu an tam videoyu çekerken Hasan da yine bir haber attı bana. Evet, yine İspanyol basında yeni çıkan bir haber. O da yine bizim haberimizi doğruluyor şekilde. Cristian Tello Trabzonspor'a gitmek istiyor. Real Betis bu transferin önünü kesmeyecek diye bir haber bu. Yine bizim de buna benzer haberimiz vardı. Önceki videomuzda zaten dile getirmiştik, onu söyleyelim. Bu arada bizim kelimesini çok kullandım bugün. Sakın yanlış anlamayın. Devam edelim. Cristian Tello ile ilgili olarak. Bu detayları verelim. Yönetim kurulu da bu transferle ilgili sürecin devam ettiğini doğruluyor. Yani bu transferle ilgili şu ana kadar bir yalanlama yok. Onu da belirtelim. Ama bu işler şöyle olur. Transfer gerçekleşmez. Son anda bir şey olur. O zaman iş değişebilir. Onu belirtelim. Burası işin kanat forvet noktası. Cristian Tello listenin başında. En çok istenen oyuncu. Birçok isim gündemde. Bu isimler arasında önemli isimler de var. Belki beklenti olarak düşük kalacağını düşündüğünüz isimler de var. Carlos Vela çok önemli bir isim. Kulübüyle sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. O yüzden devre arası kadroya katılırsa önemli bir transfer olacaktır. Ama maliyet olarak da çok kolay bir transfer değil. Buna kanat olayını dışarı koyalım. Orayla ilgili çünkü çok fazla isim var. Türkiye'den de oyuncular var. Bunları hepsini sayıp şu anda burada gündemi çok da yoğun şişirmek istemiyorum. Ama listenin başındakini söyledik. Sonra eleme usulü devam edecektir. Eğer Cristian Tello'da bir sorun çıkarsa. Geçelim diğer noktaya. Özellikle sol bek bölgesiyle ilgili olarak da Bradaric için yetkilendirilen menajer bir adım önde çalışmalarını sürdürüyor şu an itibariyle. Her şey Bradaric adına olumlu gidiyor. Oyuncu sezon başında gelme fikrine çok sıcak bakmıyordu. Orayla ilgili düşüncelerini biraz değiştirdi. Şu an için olumluya dönmüş durumda ama henüz ne Lille kulübü ikna edilebildi bu kiralama formülü için ne de oyuncu net bir şekilde ikna edildi. Yine Pellegrini için de temasların sürdüğünü söyleyelim. Bir ayrı parantez olarak da şunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un scout ekibinden bazı kişiler Portekiz'e gitti. Portekiz'de bazı karşılaşmaları izledi. Orayla ilgili yine kanat bölgesi için alternatif oluşturabilecek bir oyuncunun beğenildiği bilgisini aldım. Henüz teklif yok, beğenildiği bilgisini aldım. Bugün oynanacak olan Yunanistan-Kosova maçını da Scout Futbolcu İzleme Komitesi izleyecek. Yunanistan'da özellikle sol bek bölgesinde bir arayış var. Orayla ilgili bir alternatif arayışı içerisinde Trabzonspor. Ama Yunan milli takımının sol beklerinin ikisi de çok ciddi maliyetli isimler olarak gözüküyor. Bunu belirtelim. Ama farklı isimler de dikkat çekebilir. Yarın için de Yunanistan'dan Polonya'ya geçecek ekip ve Polonya'nın Macaristan'la oynayacağı karşılaşmayı izleyecek. Polonya'da da forvet kanat bölgesi ağırlıklı bir izleme yapılacağını söyleyelim. Ama buraya gidiliyorken tabi sadece Polonya takip edilmeyecek. Yine Macaristan milli takımından da isimler ön plana çıkarsa belki onlar da bundan sonraki süreç için değerlendirmeye alınabilir. Şu anda bir havuz oluşturuluyor net bir şekilde. Bunu belirtelim. Diğer noktada özellikle iş transferle alakalı dün videomda da söylemiştim. Koyut'a ayrılma fikrine çok sıcak bakmıyor. Kalıp mücadele etmek istiyor. Yunus Mallı bu mücadele içerisinde pes etmek istemiyor. Burası Yunus Mallı adına önemli. Çünkü o da bu etiketi almak istiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak istiyor. İsmail Köybaşı da aynı düşüncede. Kolay kolay bu takımdan kimse ayrılmak istemeyecek. Burayla ilgili kadroyu daraltma düşüncesi nasıl olacak? Bütçeyi azaltma nasıl planlanacak? Burası da her ne kadar dış transfer çalışmaları çok yoğun bir süreç olsa da yine iç transferle alakalı da böyle bir düşünce zorluğun yaşanabileceğini belirtelim. Trabzonspor Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Oyuncuların keyfi yerinde, moralleri yüksek. Gerçekten bunu belirtelim. Bruno Perez geri dönüyor, sabırsızlanıyor. Yusuf Sarı'nın milli takıma çağrılması ilginç bir gelişmeydi açıkçası. Ben beklemiyordum. Bekleyenlerinizde olduğunu düşünmüyorum. Ama milli takıma davet aldı. O bölgede Trabzonspor zaten bir alternatif oyuncu arayışı içerisindeyken acaba gözümüzün önündeki ismi mi kaçırıyoruz diye de kafamda bir sorular oluşmadı değil. Ama tabii ki burada bir tecrübeli teknik adam var. Abdullah Avcı takımı getirdiği nokta ortada. Onun
daha iyi görmediğini biz göremeyiz diye düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Videoyu da çok fazla uzatmayalım çünkü dolu dolu bir video oldu. Umarım yine videoyu beğenirseniz, çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz de abone olursanız çok sağ olun. Sağlıcakla kalın. Bu kez sesle ilgili sorunun çözüldüğünü düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar. Sorularınız varsa yazarsanız da onları elimden geldiğince yine cevaplandırmaya çalışacağım. Allah razı olsun. Hayırlı günler.